başvuru yaptıysa bunu çıkıp açıklayın resmen. Evet, biz başvurduk. Süreç devam ediyor vesaire vesaire. Bu, hani sonradan bunun devamında şeyi de konuşuruz tabii ki. Yani böyle bir başvuru yapılması doğru mu, yerinde mi, zamanlı mı, faydası ne olacak? Hani bunun konuşulmamış olması da zaten ayrı bir garabet. Ya da eğer böyle bir başvuru yoksa medyada çıkan haberler doğru değildir, yalanlayın dedim. İkisi de yok. Şimdi bu kadar sessizlik doğru değil. Yani başvurduysanız çıkın. Eğer hani bunda utanacak bir şey yok. Türkiye bir ikisine başvurduysa başvurmuştur. Hani hükümet olarak. Yalnızca yöntem açısından çok ciddi sorunlar var tabii. Yani bunun hiç konuşulmaması, gizli saklı yapılması, böyle hani geçerken ne yaptılar yani, bir kuryeyi yani e-mail mi gönderdiniz, bir kurye gönderdiniz de ya da işte arada mı bahsettiniz falan. Bu şey olarak diplomasi tekniği açısından çok feci bir şey. Ben hakikaten böyle bir şey görmedim. Bakın biz Türkiye hani 1930'larda Milletler Cemiyeti'ne davetle girmiş bir ülke. Yani İngiltere girin dediğinde hani Mustafa Kemal Atatürk diyor ki siz davet edin. Türkiye davet ediliyor ve bütün üyelerin lehte yaptığı konuşmalar ve alkışlarla üye oluyor. Şimdi nereden nereye geliyorsunuz? Yani böyle bir utanıp sakınarak falan, hani muhtemelen benim tahminim başvuruyu yaptılar ama bir engel çıkarsa hani çaktırmayalım diye bunu pek açıklamıyorlar. Hani gerçekleşinceye kadar. Yoksa Rusya'nın, yani bir ülkenin başka bir ülke adına evet başvuru yapıldı demesi mümkün değil. Yani Rus diplomasisi Türkiye adına eğer böyle bir başvuru yoksa Türkiye başvurdu. Hani çünkü dönem başkanı Rusya. Bunu söyleyemezler kolay. Hiçbir Dışişleri Bakanlığı hani yani böyle bir işin gerçekten bu başvuru yapılmış aslında. Peki, herhalde yapılmış. Rusya başvuru yapıldı diyorsa yapılmıştır. Evet, ama bunu biz Rusya'dan nasıl öğrenmeliydik? Böyle bir başvuru yoksa yapıldı demeleri çok düşük ihtimal. Evet. Yani hiçbir ülke bunu göze alamaz. O zaman mesela yapmadıysa hani gösterin başvurumuzu deseler kalırlar öyle. Yani Rusya'nın bütün inandırıcılığı itibari gider falan. Tabii. O yüzden hani hiçbir ülke yapılmamış bir başvuruyu hani bu ülke başvurdu diyemez. Gerek de yok zaten. Hani Ruslar niye ha bunu söylerlerse yalanlarsınız. Anında biter. Bizim böyle bir başvurumuz yok dersiniz. Olur biter. Dolayısıyla da yapmışlar. Ama arkasında duramıyorlar. Yani bir uluslararası örgüte yaptığınız başvurunun arkasında duramıyor. Evet biz böyle başvuru yaptık. Sürecin devamını istiyoruz. Şu nedenler. Yani bunu mesela ne mecliste tartışıyorsunuz, ne kamuoyuna açıklıyorsunuz, ne bunun için bir ciddi bir tartışma lazım. Yani BRICS, bakın hani oraya geliriz. Yani BRICS'in ne kadar faydası var, ne kadar faydası evet. Yok, ne kadar uluslararası örgüt bir şeyin, herhangi bir şeyin alternatifi olabilir mi diğer uluslararası örgütlerin yapılanmaları? Bunların her biri tartışma noktası. Ama yapılan iki tane çok büyük hata var. Bir, bunu kamuoyundan gizlemek. İki, hiçbir şekilde tartışmamak. Yani mecliste bunu hiç gündeme getirmemek. Yani ciddi bir, yani şöyle düşünün sen, Türkiye NATO üyesi değil, NATO'ya üye olacak ve gizli saklı üyelik başvurusu yapmışsınız falan. Şimdi böyle şey olur mu? Evet. Yani buralarda çok ciddi problem var. Lütfen buradan bir daha sesleniyorum Hakan Fidan'a ve Dışişleri Bakanlığı'na. Başvuru yaptıysanız ne zaman yaptığınızı, kime yaptığınızı, hangi amaçla yaptığınızı lütfen çıkın. Bir basın, ya siz bir basın toplantısı yapın, Hakan Fidan'a sesleniyorum, ya da Dışişleri Bakanlığı sözcünüz bu konuda kamuoyunu ve bizleri, hepimizi tatmin eden bir açıklama yapın. Bu doğru değil. Bakın iki gün geçti, bir örgüte üye olmayı becerememiş bir ülke görüntüsü var. Bütün dünya bunu takip eder. Yani Amerika'ya da soruldu, Ruslar da açıklama yapıyor, Çin açıklama yaptı. Şimdi böyle ciddiyetsizlik olur mu? Bu Türkiye'nin dış politikasına, diplomasisine kim güvenir de ciddiye alır bundan sonra? Yani bir yaptığım başvurunun arkasında duramayan bir hükümet olur mu? Yani inanılır gibi değil. Yani bu ya böyle hani bu tür hataları yapabilmek için ne olmak lazım bilmiyorum. Bakın buradan bir daha sesleniyorum Sayın Fidan. Yani MİT operasyonu değil ki bu, BRICS'e yaptığınız başvuru. Hani böyle arka plandan gizli saklı yürütüm falan. Yani MİT şey yapmıyorsunuz, yani istihbarat faaliyeti yapmıyorsunuz. BRICS'e başvuruyorsunuz. Açık bir örgüt bile değil, bir platform. Dolayısıyla da bunun artık hani bu kadar beklemek doğru değil. Çıkın,
varsa başvuru, süreç ilerliyor deyin. Ondan sonrasını tartışacağız. Daha çok eleştireceğiz zaten. Ama yaptıkları yöntem olarak şimdiye kadar hani çok feci bir şey. Başka alanlarda da görüyoruz. Yani tatbikat yapılıyor. Amerikalılardan öğreniyoruz. Yani tatbikat yapıyorsanız yaptık deyin. NATO üyesi Türkiye tatbikat yapıyor. Ha eğer o gemiler İsrail'e gittiyse o zaman yapmayın. Erteleyin. Deyin ki bu yıl bu düzenli bir tatbikat ama bu yıl şu anki koşullar kamuoyu hassasiyeti yüzünden bu yıl biz bu tatbikatı erteleyelim yapmayalım deyin olsun bitsin. Yani bu kadar mı zor bu işler? İnanamıyorum yani. Koskoca Dışişleri Bakanlığı, koskoca devlet mekanı, yani AKP devletleşmiş, aklını yitirmiş gibi görüntü veriyor. Bu tabii şimdi bu mahcubiyet neden? Yani yapıldığını kabul ediyoruz. Neden? Acaba hani tam üyelik başvurusunun görüşüleceği tarihte 22-24 Ekim Kazan'da görüşülecek. Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde yapılacak olan orada genişleme konusu ele alacak. Acaba orada sonuç çıktıktan sonra mı bir açıklama yapılacaktı ki bugüne kadar yapılmadı? Acaba kamuoyunda ciddi bir tepki oluşur mu diye düşündüler. Ya da işte böyle bir başvurunun kabul edilmeyeceğini mi düşündüler acaba? Yoklayacaksınız. Yani muhalefet bu konuda ne diyor? Bize bilgi vereceksiniz. Ben bunu konuştum evet. Sayın Fidan'la. Bu tür önemli konularda lütfen hani bizimle temas halinde ne düşünüyorsunuz? Bize bir not hazırlayın muhalefetin. Ya da buna da gerek yok. Başvuru yapalım mı? Yani bunu tartıştırsınlar kamuoyunda. Biz de CHP olarak bu konudaki pozisyonumuzu hükümetle paylaşalım. Eleştirilerimizi söyleyelim. Şu an zamanı değil. Hani acelesi yok. Yapılabilir vesaire. Yani bu konuda dediğim gibi içerik olarak da konuşulabilir. Konuşuruz bunu. Tartışırız. Ama buna imkan tanımıyorlar. Yani meclise bir açıklama yapmaları lazım. Bir oturum yapmaları lazım falan. Böyle yani uluslararası örgütlere üye olmak yangından mal kaçırır gibi arka kapıdan falan yapılacak işler değil ki bunlar. Yani açık bir şekilde siz BRICS'e üye olmak istiyorsanız bunu deklare edersiniz. Buna benzer laflar ettiler. Ama bunları ciddiye alınmadı. Yani Erdoğan'ın da biliyorsunuz geçerken hani bize Şangay İşbirliği Örgütü'nü alsanız da gibi cümleleri var. Hani bunlar ciddiye alınmadığı için kimse üstünde de durmadı. Ama şimdi BRICS'e tabii Şangay İşbirliği Örgütü gibi değil BRICS. Daha gevşek bir platform. Hani onu biliyoruz. İçeriğini konuşuruz. Tabii. Ama burada da bir başvuru varsa dediğim gibi yani kendi eylemlerinin arkasında duran bir hükümet istiyoruz. Bu kadar iradeyi göstersinler lütfen. İçeriğini konuşalım aslında. Hani böyle bir başvurunun Türkiye'ye getirisi nedir, götürüsü nedir üzerine belki konuşalım. Böyle bir başvurunun olduğunu varsayarak konuşalım tabii. Çünkü Rusya'nın yaptığı açıklama artık ayakları çok yere basan bir açıklama. Her ne kadar resmiyete dönüşmese de Türkiye tarafından önemli tabii. Ve 22-24 Ekim tarihlerinde yapılacak olan, Kazan'da yapılacak olan toplantıda da genişleme konusu ele alınacak. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı başvuru